Bak başörtüsü ilgili açık Kur'an'ın hükmü. Sünnettir dese kabul ederim. Sünnete. Ama farziyetine ait bir ifade yok Kur'an'da. Fakat çarşaf açıkça Ahzab suresinin 59. ayetinde ifade edilmiş. Net. Hiç inkar edilecek gibi değil. Bir kısım kardeşlerimizin nefsine ağır geldiği için anlamazlığın geliyor olabilirler. Efendim, Ceylan Sultan, sizden rica ederim bir okuyun şu ayeti. Şeytan Allah'a sığınırım inşallah. Ey Nebi, zevcilerini kızlarına ve mümin kadınlara söyle, cilbaplarına sarınsınlar, örtünsünler. Bu onların cariye olmadıklarının, hür ve iffetli kadın olduklarının bilinmesi ve onlara eziyet edilmemesi için daha uygundur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Evet. İnşallah. Şimdi burada sebebi nüzul de var ve cilbabın tarifi de var. O kısmı da bir oku inşallah. Sebebi nüzul. Medine'nin fasıkları ve münafıkları kadınlara laf atarak onlara eziyet ediyorlardı. Niçin Müslüman kadınları rahatsız ediyorsunuz denildiği zaman biz bunu yalnızca köle kadınlara yapıyoruz diyorlardı. Allah hür iffetli kadınların diğerlerinden ayırt edilmeleri için bu ayeti indirdi. Evet. Ayette geçen cilbabın tarifleri. Baştan aşağı örten çarşaf gibi dış elbisesinin adıdır. Tepeden tırnağa örten giysidir. Kadınların tesettür ettikleri her tür elbise ve başka şeylerdir. Osmanlı'nın son dönem müfessirlerinden Vehbi Efendi Nur suresinin 31. ayetini tefsir ederken şöyle der. Hatunların zinnetini setr için yani örtmek için çarşaf örtünmeleri lazım ve vacip olduğu bu ayetten sarahaten müstefadır. Açıkça anlaşılır. Yani. Çarşafın ne olduğunu da sözlüklere de bakabilirsiniz. Her yere bakabilirsiniz. Burada zaten bak baştan aşağı örten çarşaf gibi dış elbisesinin adı. Neden? Ta başından ayağına kadar. Bütün vücudunun tamamını örtüyor. Duruma göre mesela vahşi adamların bulunduğu, kadınlar rahatsız eden bir ortam olduğunda o Afganistan'da hanımlar örtüyorlar ya, evet. Burka. O bile gerekir. Tabii. Yani mesela burka orada tam hakkı. Adamların sağa sola yok bir kısmının. Çok tehlikeli bir tabii. ortam var. Evet. Birçok bir yerde bu böyledir. Yani yüz, hepsini örtmesi gerekir. Evet. Hatta peçe de örtebilir. Yani mesela burka çok sağlam bir sistem. Yani başka türlü koruyamazsın. Ayetin anlatmak istediği anlam budur. Evet. Yoksa herhangi bir şekilde başörtüsü yok. Duruma göre, yani eğer Müslüman kadın risk altındaysa, iffetinden şüphe edilecek bir ortam varsa, laf atılıyorsa, rahatsız ediliyorsa, çarşafla örtülüyor. Çarşafın da duruma göre kullanılmasında daha da daraltabilir kadın. Yani kendini hiç belli etmeyecek hale getirebilir. Çünkü amaç oradaki adamın saldırganlığını engellemek ve Müslüman olduğunu bilinmesi. Evet. Bunun için gereken budur diyor Cenab-ı Allah. Anlaşılmayacak gibi değil.